çok sayıda maymunun yaşadığı köye bir gün bu maymunları satın almak için bir tüccar gelir. Tüccar maymunun tanesine 100 altın vereceğini köye ilan eder. Başta köylüler adamın deli olduğunu düşünür. Akıllı birinin başıboş maymunları tanesine 100 altın ödeyemeyeceğini düşünürler. Buna rağmen birkaç köylü birkaç maymunu yakalayıp tüccara verir ve maymun başına 100 altın alır. Sonra bu haber kısa zamanda yayılır ve halk maymunları yakalayıp tüccara satar. Birkaç gün sonra tüccar maymunların tanesine 200 altın alacağını ilan eder. Tembel köylü kalan maymunları yakalamak için koşturur. Yakaladıkları maymunun adedini 200 altına satarlar. Daha sonra tüccar maymunların tanesine 500 altın vereceğini duyurur. Köylülerin uykusu kaçar. Kalan 5-6 maymunu yakalayıp maymun başına 500 altın alırlar. Köylüler yeni duyuruyu beklemektedir. Tüccar bir hafta için evine gideceğini ve dönüşte maymunun adedini 1000 altına alacağını duyurur. Ancak köylüler çok üzgündür. Çünkü ortalıkta 1000 altına satılacak maymun kalmamıştır. Tüccarın bıraktığı eleman köylülere elindeki maymunları gizlice tanesini 700 altından satabileceğini söyler. Haber yangın gibi yayılmaya başlar. Tüccar maymunun tanesini 1000 altına alacağına göre maymun başına 300 altın kâr demektir. Ertesi gün tüm köylüler maymunun kafesi önünde kuyruk olurlar. Tüccarın adamı maymunların hepsini tanesi 700 altına satarlar. Zenginler topluca maymun satın alır, fakir köylüler